İtalyan fizikçi ve matematikçi Evangelista Torricelli barometreyi bulmasıyla ünlüdür ve optik alanında yaptığı önemli çalışmalarla da bilinmektedir. Torricelli 15 Ekim 1608 tarihinde Faenza kentinde dünyaya geldi. Babası tekstil işçisiydi ve ailesi oldukça fakirdi. Torricelli'nin yeteneklerini fark ettiklerinde ailesi onu temel eğitimini alması için amcasının yanına gönderdi. Daha sonra 1624 yılında amcası genç Torricelli'yi matematik ve felsefe eğitimi alması için Faenza'daki yüksekokula gönderdi. İlerleyen yıllarda amcası Torricelli'yi matematik profesörlüğü yapmakta olan Benedetto Castelli'nin yanına Roma'ya gönderdi. Torricelli, Galileo'ya Kopernikçi görüşü savunduğunu belirten bilinen tek kanıt olarak sayılan bir mektup yazdı. Galileo'nun acilen yanına davet etmesine rağmen Evangelista bu daveti Galileo'nun ölümüne 3 ay kalana dek kabul etmedi. Torricelli, Opera Geometrica'yı yazdıktan 2 yıl sonra geometri alanında saygıdeğer bir isim oldu. Bunun yanı sıra optik ile de ilgileniyordu ve mikroskobik lenslerin çok kolay bir şekilde bir ışıtaç kullanarak camdan üretilmesini sağlayacak bir yöntem keşfetti. Keşfinin ardından üstlerine isminin kazındığı ve günümüzde Floransa'da korunmakta olan birçok teleskop, basit mikroskop, büyük lens tasarladı ve üretti. Torricelli'nin en ünlü icadı cıvalı barometredir. Bu aletin adı havanın ağırlığının cıvanın ağırlığına karşılık ölçülmesi sebebiyle iki ağırlık ölçüsünü belirten Yunanca iki kelimeden oluşmaktadır. Barometrenin keşfi Torricelli'nin şöhretini ebedi kıldı. Bir basınç ölçüm birimi olan Torra, Torricelli'nin anısına bu isim verilmiştir. Torricelli ayrıca daha sonradan Bernoulli yasasının temelini oluşturacak olan bir açıklıktan akan akışkanın hızı ile ilgili olan Torricelli yasasını bulmuştur. Torricelli, bir kabın alt kısmına açılan bir delikten akan suyun hızının suyun derinliğinin karesiyle orantılı olduğunu bulmuştur. Torricelli, atış hareketleri ve cisimlerin havada nasıl hareket ettiğine dair birçok çalışmalar yaptı. Torricelli, rüzgarların oluşmasına ilk bilimsel açıklamayı getirmiştir. Torricelli ayrıca alanı sonsuz ancak hacmi sonlu bir değer olan Torricelli trompetini keşfiyle de ünlüdür. Torricelli, 25 Ekim 1647 tarihinde tifo nedeniyle Floransa'da hayatını kaybetti. Göktaşı 7437 Torricelli'ye ismi verilmiştir. Göktaşı'nın yanı sıra Ay'da bulunan bir kratere de ismi verilmiştir. Çalışmalarının büyük kısmı Viviani tarafından bir araya getirilmiştir. Faenza kentinde Torricelli'nin kısa ömründe bilime yaptığı katkılara bir teşekkür amacıyla 1868 yılında heykeli dikilmiştir.